Evet. James Bond odasına geldik. James Bond işareti yapıyorum. Şu anda Gülsün'ün çektiği alan eski bir fay hattı. Yıllar yıllar önce çok şiddetli bir depremden sonra burası bu hale gelmiş. Şu anda ölü bir faydayız. Gerçek bir fayın üzerindeyiz. Yukarı baktığınız zaman zaten fayın izlerini görüyorsunuz. James Bond adasının simgesi haline gelen o meşhur kaya. Evet, James Bond'un meşhur kayası arkamda. 62 senesinde çekilen Roger Moore'un başrolünü oynadığı Goldfinger, altın tabancalı adamın çekildiği yer. Film esnasında sadece 10 dakikalık bir final sahnesi, bir düello sahnesi burada çekiliyor. Ve o sahneden sonra da burası dünyaca meşhur olan bir yer haline geliyor. Tayland'a gelen bütün insanların ilk geldiği nokta burası. Yani işte şu kaya. İşte söylediğim yer, James Bond. What's your name? Gülsün, what's your name? Om. Om. Hello, my name is Om. In video. I'm a local guy today. YouTube channel, my channel. You have a YouTube channel? Yeah. Oh, welcome, hi, yeah. From YouTube. Thank you. Evet. Arasına geldik. Burada doğa içerisinde vahşi maymunlar var. Vahşi demeyeyim, ecir olmayan maymunlar var. Maymunları şimdi size göstereceğim. Deniz inanılmaz güzel. Fakat akvaryum dedikleri benim anlayışıma biraz farklı geldi. Biraz bulanık bir su ama kum. Hayatımda gördüğüm en güzel, en temiz kum bu. Şimdi maymunlarla beraberiz. Hadi.
Maymunlar saldırmıyor fakat yemek vermek yasak. Göğsün gel biraz daha yakına. Bu kadar altına girebiliyorsunuz. Evet, şu anda yukarıda öten kuşa kızdı. Yusuf bak arkada var, daha abi, daha büyük olan var. Ya bir de onları alalım. Bana haline bak. Bak şu haline. Yusuf arkada kaldı. Gel Yusuf. Bak, şurada bir tane büyük var. Bak. Hamile ya. Turdan bir ablamız teşhis koydu, hamile olduğunu söyledi. Vallahi hamileydi. Kaç aylık? Bilmiyoruz. İşte maymunlar burada, doğanın içerisinde. Evet, doğanın içerisinde. Belki de hayatımda ilk defa hiç bozulmamış bir doğa, bir yer görüyorum. Şimdi sizi biraz görüntülerle baş başa bırakıyorum. Yüzüne poz veriyor. Evet, kaşınıyor. Kaşını kaşıyor şu anda. Günlük kezimiz Pipidong bölgesinde şu anda öğlen yemeği arası verdik. Arkamda görmüş olduğunuz manzara Pipidong adasına ait. Gruplar genelde gelip burada öğlen yemeklerini açık büfeden yapıyorlar. Şimdi Gülsün yediğimiz yeri de gösterecek. Burada en önemli konulardan bir tanesi Tayı mutfağı. Evet, Tayı mutfağı bize çok yabancı olmasına rağmen aralarından seçip ayıklarsanız damak zevkimize uygun yemekler çıkıyor. Genelde çok acı yiyorlar ama ben acı yememeyi her zaman gibi tercih ediyorum. Balıklar, daha doğrusu deniz ürünleri çok fazla burada ve çok uygun fiyatları bize göre. Daha henüz dışarıda balık yeme fırsatı bulamadık ama bu akşam planlıyoruz, balık yiyeceğiz umarım. Bununla beraber şu anda göğsümün suratıma amaçsız şekilde bakıyor ve sadece beni çekiyor. Hatta gülüyor. Allah seni. Şu anda kadraja giren de bizim İzmir'den Birgül Hanım. Çok renkli bir sima. Çok keyifli bir insan. Ona Hürrem Sultan lakabını taktım ama yakıştı bence. Biraz da kameraya bakarsan çekiyoruz senin için şu an. Utanmana gerek yok, sorry. Utanmana gerek yok. Abone olun. Ya dostluklar güzel gerçekten burada. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz insanlarla aynı grup içerisindeyiz. Keyifli geçiyor. Devam ediyoruz. Buradan başka bir yere geçeceğiz. Oradan da video paylaşımı yapacağız. James Bond adasından sonra kano yolculuğumuz başladı. Bir kano turu yapacağız. Yaklaşık yarım saat, 40 dakikalık. Bu tur esnasında görmüş olduğunuz mağaralara,
ve daha görememiş olduğumuz mağaralara ziyaretler yapacağız. Doğanın muhtemelen buraya ben iltimas geçtiğini düşünüyorum. Bu yüzyıllar önce olan depremden sonra olan oluşumlar gerçekten muhteşem. Televizyondan seyretmeyin. İmkanınız varsa gelin görün. Arkada da diğer kanoda gelen arkadaşları görüyoruz. Evet. İlk mağaranın içine girmek üzereyiz. Bu kadar görsel güzellik varken beni zaten seyretmeyin. Sizi bu güzelliklerle baş başa bırakıyorum. Wow. İnsanın şimdi şunu söylemesi geliyor. Ha bu nedir? Bu nasıl bir şeydir? Taylandlı arkadaşlar aralarında espriler yapıyorlar. Yapmak istedim akşam saatlerinde. Oteldeyiz. Rahatız şu anda. Sessiz bir ortam. Kaç gün olduğumuz yola çıkadı. Cumartesi pazar. Cumartesi zaten yolda geçti. Yaklaşık 10 saat uçak yolculuğu. Akabinde transferler. Otele yerleşme. Yani bir gün yolda geçti diyebilirim. Onun haricinde birinci gün. Bir gün Bangkok'ta. Bir gün Bangkok'ta kaldık. Evet. Bugün ikinci gün Phuket'teyiz. Bugün zaten Phuket'te çekimleri yaptık. Tekne turu yaptık. Tekne turunda da görülmesi gereken ilk etapta yerleri gördük. Yarın da James Bond adası planlanıyor. Oraya gideceğiz. Tam bir tur olacaktı. Fifi adalarının hepsini gezmiş olacağız sanırım evet, sayede. Evet. Fifi adaları ön plana çıkartılan burada görülmesi gereken yerlerden bir tanesi olarak söyleniyor. Lakin James Bond adası da çok ne diyelim ona? Tayland'ın James Bond adası akla geliyor. Bakalım orayı yarın göreceğiz. Bugüne kadar Tayland'da videolarda da bahsettim hatırlıyorum. Yemek kültürü çok farklı. Çok. Sokak kültürü var. Sokak yemek kültürü var daha doğrusu. Adım başı sizi karşılayan sokaktaki satıcılar var. Bunların hepsi yemek yiyor.
Yani çok tavsiye eder misiniz? Bilmediğim yerden yemedik ya şu ana kadar. Sokaktan yemedik. Tavsiye etmiyorum. Ağır gelebilir. Bizim burada, damak tadımıza da hiç uymuyor açıkçası. Evet. Burada çok acılı yeniyor çünkü. İnanılmaz acı var burada. Dolayısıyla acıyı zaten tercih etmiyoruz. Bugüne kadar yediklerimizden memnun kaldık. Genelde tavuk yedik. Noodle yedik. Evet, karides yedik. Karides yedik. Şunu somon balığı yedik. Şunu belirtebilirim. İnanılmaz ucuz. Yemek konusunda doğrusu. Evet. Onun haricinde hayat genelde ucuz, evet, onu görüyorum. Ama buraya geldiğinizde lütfen pazarlık yapmayın. Nereye giderseniz gidin pazarlık yapın. Çünkü 1000 bahtlardan 100 bahtlara kadar fiyatlar düşebiliyor. Evet, çok ilginç. O enteresan. Bunun bir pazarlık yapmaya dikkat edin. Yemeklerinize dikkat edin. Ne yediğinizi bilin. Ona göre yiyin. Yoksa yanarsınız. Bununla beraber burada motosiklet inanılmaz fazla. Motosikletçiler özellikle bu adada, yani Phuket adasında motorcular ve araç kullanan insanlar deli gibi araç kullanıyor. Hiçbir kural yok. Çok tehlikeli. Kiralama yönüne giderseniz kiralamayın derim. Çünkü zaten trafik tersten akıyor, soldan akıyor burada. Ben kiralamayın derim. Çok dikkat edilmesi gereken bir trafik var ve çok yoğun bir trafik var. Özellikle Bangkok'ta öyleydi. Bu adada da böyle. Trafik çok yoğun. Onun haricinde söyleyebileceğim başka ilk günler itibariyle, evet, bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra Pattaya'ya gideceğiz. Phuket'ten sonra Pattaya'da bir iki günlük konaklamamız var. Sonra yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Ölüm, bir dünya ölmeden önce yapacaklar listemde, benim listemde zaten bu vardı. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Şükürler olsun. Bundan sonra umarım daha farklı yerlerde gideriz. Gülsün, senin anlatacağın, söyleyeceğin bir şey var mı? Eksilen bir şey yok. Yalnız gerçekten motosiklet ve araçlara çok dikkat edin. Aslında çok güler yüzlü insanlar. Çok mutlular. Evet, çok mutlular. Çok mutlular. Yani çok mu varlıklılar, çok mu zenginler? Değiller aslında ama çok mutlular. Yaklaşık 60 milyon nüfus olması lazım. Evet, evet. Dışarıda yemek var ama neden anlamamıştık ilk önce. Evlerinde mutfak yokmuş. Çünkü evler hep İşte 20 metrekare, 25 metrekare, 30 metrekare gibi evlerde yaşıyorlarmış ve ev alamıyorsunuz burada. 99 senelini kiralıyorsunuz. Buradaki tüm evin, tüm evlerin tapuları da krala ait. Evet. Burası yarı monarşi yönetimi. Alan kişiye ait değil hiçbir evet. zaman. Parlamento var ve başta bir kral var. Parlamentodan geçen bütün kararlar, kanunlar kralın onayına gidiyor. Dolayısıyla tek adam rejimi diyebiliriz burada. Bir benzeri var. Evet. 3 günlük aktarımlar bunlar. Daha sonra yine bakacağız. Hep beraber paylaşacağız. Hadi bakalım. Devam.